dünyanın en iyisi diyebileceğimiz, gerek içindeki donanımlar ve kabiliyetleriyle, gerekse atış gücüyle beraber ve üstüne koyacağımız sistemlerle beraber çok değişik bir formata bürünebilir. Çeşitli opsiyonlar var tabii ki. Komuta aracının kendine göre özellikleri var. Bu personel taşıyıcı aracın başka özellikleri var. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun diyoruz. Suyun içindeki hissiyatı nasıldı efendim? Biraz tecrübelerinden bahsedelim. Bir tekne gibi yani, şimdi işte ileri geri her türlü manevra yapabiliyor. Bu kadar ağırlıkta bir, bu kadar tonajlı bir zırhlı aracın suyun içinde rahatlıkla gidebilmesi başka bir özellik tabii ki. İşte bu amfibi özellik Türkiye'nin yine geldiği bir noktayı gösteriyor. Hayırlı olsun diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Tamamen suyun içindeydi efendim. Evet, yani kapakları kapattıktan sonra epey bir tamamen dalabilecek niteliğe sahip gibi görünüyor. Tabii suyun içine dalmak konusunda bazı sistemler başka şekilde devreye girebiliyor. Anadolu gemisini görebilecek miyiz efendim? Tabii. Söylemiştik, Anadolu gemisi sırasında söylemiştik. Her türlü zırhlı aracımız orada olabilir. Tabii bu da daha başka bir özellik olacak. Anadolu gemisi de malumunuz çıkarma gemileriyle havuzdan çıkaracağımız amfibi özelliği olmayan zırhlı araçlarımız olduğu gibi, bunlar doğrudan hiç gemiden, belki çıkarma gemisine gerek olmadan da harekete katılabilecekler. Başka ülkelerden talep isteği falan var mı? Daha durun bakalım, piyasaya bir çıkalım görsünler değil mi? Görmeden kimse mal almaz. 9 tane artık teslimi yapıldı ama sonuncusu 27. olacak sanırım. Evet, bunun 2 tanesi kurtarma aracı, 2 tanesi komuta aracı olmak üzere toplam bu olacak, evet. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.